Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Konumuz yurt dışı emeklilik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bildiğiniz üzere şu anda Türkiye'den emekli olabilmek için yeni artan asgari ücret üzerinden hesap yaptığımızda yaklaşık 650 bin lira ödemeleri gerekiyor. 650 bin TL ödediğinizde arkadaşlar yaşınız geldiği zaman siz Türkiye'den emekli maaşı alabilirsiniz. Okey. Alacağınız para ne kadar? Söyleyeyim. 2400 TL civarında bir para alabilirsiniz. Yani 150 euro dahi değil. Evet. Bu parayı vermeye değer mi? Bunun kararını siz vereceksiniz. Ocak ayından itibaren bu rakam artacak. Mevcutta şu anda Aralık ayında 450 bin TL civarında. Ocak geldiği zaman 650 bin lira olacak. Şimdi bu emeklilikle ilgili geçmişte toplu bir şekilde para yatırmış olanlarla ilgili olarak bir sorun yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi kimlerin emekli maaşı yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de yaşayan kimlerin emekli maaşı, dul yetim maaşı iptal edilecek? Bunu anlatacağım. Önce Türkiye'den kimlerin emekli dul yetim maaşı iptal ediliyor? Onu anlatalım. Ardından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili emekli olan varsa ya da emekli olmayı düşünen varsa çok iyi bir şekilde takip etsin. Onlarla ilgili sıkıntıyı anlatacağım. Türkiye'de bildiğiniz üzere yetim maaş adı altında bir maaş var. Eğer kişi, özellikle de kız çocukları, annesinden, babasından bir maaş kaldıysa, bekarsa ya da ayrılmışsa eşinden bu parayı alabiliyor. Biliyorsunuz. SGK'dan ya da Bağkur'dan ölen kişi emekli olduysa, kızı da boşandıysa ya da bekarsa bu parayı alabiliyor. Basitçe anlatıyorum arkadaşlar. Devlet memurlarının çocukları da bir iş yerinde çalışıyor olsa dahi babalarından ya da annelerinden kalan, yani memur emeklilerin çocukları da bu maaşlarını alabiliyorlar. Ama SGK ve Bağkur'dan anne babaları emekli olduysa onların kız çocukları bir yerde sigortalı olarak işe başladıklarında bu parayı alamıyorlar. Okey. Türkiye'de maalesef bazıları bu yetim maaşını alabilmek için evli olmalarına rağmen boşanmalar yapıyorlar. Resmi boşanma yapıyor. Annesinden ya da babasından bu paraları alıyorlar, maaşları alıyorlar. Gidiyorlar mahkemeye, diyorlar ki ben işte eşimi sevmiyorum, boşanacağım diyor kadın. Mahkemede boşuyor yani. Soruyor iki taraf, evet sevmiyoruz diyor, boşanacağız diyor şu gerekçelerden dolayı. Daha sonra bu kişiler, bu kadınlar annelerinden babalarından kalan parayı almaya başlıyor. Boşandığı kocasıyla aynı evde yine aynı şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Bunlarla ilgili olarak geride bıraktığımız bu yıl içerisinde 6000 kişinin parası, emekli maaşları, bu maaşları iptal edildi. Bunların çoğu arkadaşlar şikayet üzerine tespit ediliyor. Yoksa tespit etmek çok zor. Müfettişler gidiyor bakıyorlar aynı evde, konuya komşuya soruyor. Diyor bunlar aynı şekilde evliliklerine devam ediyor. Bu parayı almak için onların o güne kadar almış oldukları paraları geri istiyorlar. Faiz ile beraber ödemezseler, üzerlerinde herhangi bir mal vesaire varsa bunlara haciz işlemi yapılıyor. Basitçe bu. Türkiye'de emeklilik iptali bu. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik iptalleri nasıl oluyor? Bakın geçmişte pek çok vatandaşımız şunu yaptı. Kendisi yurt dışında bulunduğu tarihlerde Türkiye'de bir iş yerinden kendisini sigortalı gösterdi. Her ay primlerini de o iş yerinin sahibine pek çoğu gönderdi. Bu şekilde primlerini, günlerini doldurduğu zaman da emekli oldu. Emekli maaşı almaya başladı. Çok sayıda insan var. Benim de çevremde vardır. Sizin de vardır herhalde. Araştırsak, baksak pek çoğu böyle. Daha sonra arkadaşlar, bu insanların Türkiye'de bu tarihlerde bulunmadığı ortaya çıktı. Yani pasaport giriş çıkışlarına bakılıyor.
Kendisi Türkiye'de o tarihte değil ama Türkiye'de bir iş yerinde sigortalı görünüyor. Genelde de şöyle ortaya çıkıyor. Bu gurbetçi vatandaşlarımızdan her ay paraları alıyorlar. Birileri bu işi dolandırıcılık olarak yapıyor. Paraları alıyor, devlete ödemiyor o sigorta primini. Türkiye'deki yasalar gereği çalışanın sigorta primini işveren ödemek zorunda devlete. Çalışanın devlete sigorta primi ödemek gibi bir yükümlülüğü yok. Kanunen böyle. Sonra sigortadan bakıyorlar ki ya bir iş yerinde bir sürü kişiyi sigortalı göstermişler. Devlete bir kuruş vergi sigorta primi ödememişler. Ama bir sürü kişiye biz emekli maaşı ödüyoruz diyor. Devlet sonra ortaya çıkartıyor. Bir bakıyor ki gidiyor bir iş yerine ortada doğru düzgün bir şey yok. 10 metrekare bir yer. 100 tane adam sigortalı gösterilmiş burada. 10 metrekare yerde nasıl oluyor kardeşim? Ve o iş yeri ya da iş yerlerinden emekli maaş alanların durumu şüpheli koda düşüyor ve maaşı kesiliyor ve bu insanlara mektup gönderiliyor. Diyor ki gelin diyor müfettişle görüşeceksiniz deniliyor. Mektup gidiyor, maaşı kesiliyor. Gidenler, SGK'ya gidenler diyorlar ki sen nerede çalıştın? İşte şu tarihte şurada çalıştım diyor. Patronun kim? Kaç para maaş alıyorsun? İş yeri nerede? Elden mi para aldın? Yoksa bankadan mı para yattı diye müfettiş sorular soruyor. Ve akabinde de bu kişinin o tarihlerde zaten pasaport giriş çıkışları belli. Türkiye'de olmadığı anlaşılıyor. Maaşı kesiliyor. O güne kadar almış olduğu tüm emekli maaşı da faizle beraber kendisinden geriye isteniyor. Ödemek zorunda. Ödemezse malına haciz geliyor. Değerli izleyicilerimiz, benim size önerim şu. Sakın ola ki Türkiye'de bulunmadığınız tarihlerde kendinizi bir yerlerden sigortalı göstermeyin. İleride geç de olsa bunlar ortaya çıkıyor. Ha devletin eksikliği şu arkadaşlar. Bu vatandaş sigortalıyken sen neredeydin? Emekli olurken neredeydin? Yıllarca emekli maaşı verdin, neredeydin? Öyle değil mi? Soruyorum ben, neredeydin? Yani adam emekli olmuş, yıllarca maaş almış, 5-6 yıl sonra sen mektup gönderiyorsun, adamın maaşını kesiyorsun. Ya da kadının maaşını kesiyorsun. Şimdi bu işin çözümü şu arkadaşlar. Bakın, olan oldu. Devletin bir şekilde bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir çözüm yolu sunması gerekiyor. Ya diyecek ki şu kadar prim ödeyeceksin, ya diyecek şu kadar bekleyeceksin, işte yurt dışı emekliliği için yeniden başvuracaksın. Yani bir formül vermemiz lazım. 5-6 yıl emekli maaşı almış. Yanlış anlamayın. Haksız bir şekilde vatandaş emekli olmuş olabilir gözünüzde. Ama bu insanların çoğu arkadaşlar sigorta primlerini işverenlere ödemiş olan kişiler. Yani havadan emeklilik ya da bedava emeklilik durumları söz konusu değil. Benim düşüncem bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazın. Yani bu vatandaşlarımızın emeklilikleri iptal ediliyor. Emekli maaşları kesiliyor. Siz olun, dikkat edin. Çok sayıda soru var yine. Yurt dışı emekliliği yapalım mı? Arkadaşlar siz bilirsiniz. Ben bir şey diyemem. Bakın Ocak ayından itibaren 650 bin lira ödeyeceksiniz. Yani 3 aşağı 5 yukarı kaba bir hesapla 30-35 bin euro civarında şu anki rakamda. Ocak ayından itibaren. Çünkü her yıl hesaplanıyor bu asgari ücret arttıkça. Bu rakam da artıyor. Asgari ücret biliyorsunuz 4.253 lira oldu Türkiye'de. Bu rakam da yükseliyor. Bilginiz olsun. Olursunuz, olmaz. Hani bana soracak olursanız sen olur musun? Vallahi 2.000-2.400 lira civarında bir maaş almak için ben 30.000 euro vermem. 35.000 euro vermem. Gidin, danışın, bilin, edin. Yani Türkiye'de yurt dışı emekliliği kaldırılmadı ama zorlaştırıldı. Çünkü yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ciddi anlamda milyonlarca emekli var. 11,5 milyon emekli var arkadaşlar Türkiye'de. Ağır bir yük. Yani geçmişe baktığınız zaman arkadaşlar yurt dışında yaşayanlara gerçekten büyük bir yani şeydi, haktı bana soracak olursanız. 2019 yılının Ekim ayına kadar 60.000 TL civarında vatandaş para ödediğinde emekli oluyordu. Bu rakam arttırıldı, kanun değişti. Daha önce 5500 gün borçlanıyordu. Şimdi 9000 gün ve Bağkur'dan borçlanacak. Daha önce SSK'dan borçlanıyordu. Daha yüksek para alıyordu. Yani 2500 lira civarında bir para alacaksınız. Yani karar sizin. İnanın ben hani olun ya da olmayın demem ama ben kendim için söylüyorum. Ben bu kadar para ödemem. Yani 30-35 bin euro öde. 2000-2500 lira yani hani 150 bin euro bile değil para al. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki olanlar olacaktır. Saygı duyuyorum. Olmayana da saygı duyuyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yapın.
gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da lütfen yine videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak ya da kanalımızın sosyal medya hesaplarından bize ulaşarak iletebilirsiniz. Sizlerden bir tek ricam var. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum.